Bahçeli Nevşehir mitingine giderken verdiği molada bir grup gazeteciyle sohbet etti, bilinmeyen bazı kurallarını anlattı. Namazla alakalı yaptığı çarpıcı açıklamalar, CHP'nin milli şefi İsmet İnönü'nün tuhaf açıklamalarını hatıra getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kur'an'la kürsüye çıkması ve din konusunun siyasette fazlaca gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mescide neden hiç inmediğini açıkladı. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız. Bahçeli, ben orada namaz kılsam genel başkana göre herkes tavır alacak. Ona göre bir düzen oluşturacak. Bu uygun değil. O nedenle ben namaza hep dışarı giderim dedi. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Çarpıcı açıklamalarına devam eden Bahçeli, bizim hareketimiz hiçbir zaman dinci olmamıştır, dinsiz de olmamıştır. Yani ateist de olmamıştır. Ancak dinli bir hareket olmuştur dedi. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun, unsur diyorsun? Öte yandan Bahçeli'nin namazla alakalı yaptığı çarpıcı açıklama akıllara Sağır İsmet lakaplı İsmet İnönü'yü getirdi. Vazifenin icabatına hasmet etmekten ayrılmayacağına. Bilindiği üzere İsmet İnönü'yü camide ve cemaat arasında göremeyenler bu durumu eleştirmeye başlayınca dönemin CHP'lileri hemen savunmaya geçmişlerdi. Türkiye'nin sorununu bir tek cümleyle bugün ifade etseniz. Bugünkü meselesi Türkiye'nin. Ve İsmet İnönü dindar bir adamdır. Ama din istismarcısı değildir. Din istismarı yapmamak için de cuma namazlarını evinde tek başına kılar gibisinden tuhaf açıklamalara yer verilmişti. Şimdilerde ise vatandaşın İsmet İnönü'ye hangi gözle baktığı herkesçe malum. Bilmiyoruz ki acaba Devlet Bahçeli İsmet İnönü'nün düştüğü çukurdan da mı ders almaz? 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldır.